Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sabah işe gelirken tarçında ufak bir sorun olmuştu. Ne olduğunu biz de anlamaya çalışıyoruz ama birazdan şöyle bir sorun oluştu diyelim daha doğrusu. Şimdi motor bu şekilde. Sıkıntı yok ama marşa bastığımızda şöyle bakın şimdi. Bu şekilde zıplamaya başladı. Tamircimi aradım. Dedi ki sente kaymış olabilir. O yüzden dedi yürütme arabayı. Getir. Bir bakalım sente kaymış olabilir dedi. İnşallah sente kaymamıştır. Başka bir durum vardır. O yüzden şu anda çekiciyi bekliyoruz. Çekici gelecek. Dediğim gibi arkadaşlar bu araba uzun süre yaptığı için her şey olabilir. O yüzden ben de her gün deniyorum, her gün seyahat etmeye çalışıyorum. İş yerine bununla gelmeye çalışıyorum. O yüzden tarçında ufak bir sorun çıktı. Bakalım ne çıkacak. Şu an çekiciyi bekliyoruz. Ve çekicimiz geliyor. Tarçını yükledik arkadaşlar. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Ahmet abimiz. Ahmet ustam direkt konuya el attı maşallah. Çekicimizi gönderdik. Aşağı yukarı bir 500 lira çekici ücreti ödedik. Tarçını yeşillikler içine şu an koyduk. Ahmet ustamıza biraz
32'lerle başı belada gibi. Bir tane dive var. Bu da dive herhalde. Şurada da bir dive var. Ne kadar çok çürükleri var. Bir tane de bu var. Bu bayağı bir temiz. Bas bakalım abi. Marşa mı? Patırtılı çalışıyor arkadaşlar şu anda. Neden çalıştığını Ahmet abi bakacak işte. Bir de çekişten düştü araba. Patlama yapmıyor. Sadece patırtılı çalışıyor. Böyle çekmiyor bak araba. Tamam bırak abi. Bende de yeter bu. Yeter yeter. Hava kalmadı çünkü. Götürelim mi bunu? Götür abi. Tamirci de şimdi bir tane daha. Dive değil mi abi bu? Dive. Dive var. Bayağı kaportası düzgün. Yüksek tavan. Ama bak tavanda çürük var. Evet. Oo, abi seninki bayağı gıcır gıcır maşallah. İç dizaynı. Ya tamamıyla orijinal bir araç. Aynen. Bak bunlar da böyle yüksek, çok saçma işte. Evet. Yüksek tavan yapıyorlar. Burada böyle bir çıkıntı var. Çıkıntının sebebi ne için ki acaba? Koltuklu olanlarda oturma, hani basamak gibi. Benim burada. Bayağı temiz bir dayı. Ne kadar hızlı dönüyorsun. Tamam dur usta. Çevir usta. Çevir. Çevir, dur. Çevir. Çevir. Çevir usta, dur. Arkadaşlar, sentede bir şey yok. Conta yakmışız galiba. Ondan dolayı araba o şekilde çalışıyormuş. Bakalım geçmiş olsun. Recaip kandili kardeşim. Kandil mübarek olsun. Kandiliniz mübarek olsun. Evet. Ahmet abim komple ciğerini söküyor aletin. İşte. Motorumuz biraz batık. Evet, onlar pırıl pırıl temizlenir. Her tarafı tertemizce yıkanır, pırıl pırıl olur. Aynen. Rahat ol. Bir karın ağrısı var da abi, küçük küçük de. Onlar açıldığı zaman güzelce yıkanma makinesini bir yıkarsın tertemizce. Mis. Mis gibi olur. Tamam Ahmet abim. Tarçının arkadaşlar her şeyini söktük. Sağ sağ abi sağ. Düstone de var mı? Doğru. Hemen verdim. Contamız yanık. Birkaç yağ kaçaklarımız vardı. Buyur usta. İşte Ahmet ustam hepsini kontrol ediyor. Hadi bastık. İnşallah daha sağlıklı bir motorumuz olacak. Ahmet abi motoru yaparken ben de yandaki aydınlatma ışıklarımızı yapıyorum bir yandan. Şu arkaya da iki tane kırmızı takacağım. Aynı şekilde önde de iki tane var. Şu an öbür tarafı yakmadım ama şu an topluyorum hala arkadaşlar. Çok güzel olacak. Thank you.
burada işimiz şey diyorsun. Aga resimlik vesikalık. Çekebilirsin. Şu değil mi abi kopuk noktadan? Şuraya abi bak şuraya. İkisinin dilin arası gördün mü? Aynen. İkisini... Bu hava da yapar, su da karıştırır. Bu su da yapar, bu tekleme de yapar arabanın. Yakıt da yüksek olur, düzensiz de çalışır. Aynen. Heh. Şimdi ben hangisini yapayım ilk önce? Bir sürü bir şey yapayım. Gerçekten abi. Ciğerini söktük arkadaşlar. Şu an Ahmet Usta'nın dediğine göre bak bu silindir contasının ortası kopmuş. Şurası kopuk. Bura kopuk olduğu için arkadaş hem düzensiz çalışıyor hem de hararet yapma durumu oluyor. İşte yağ su karıştırıyor. Bir sürü derdi çıkıyor. Neyse ki erkenden müdahale ettik. Şimdi şu anda erken müdahale gibi bir şey oldu arkadaşlar. Yani motorun hararet yapmasına, yağ su karışmasına öncesinden müdahale etmiş olduk. Şimdi bu şekildeyken güzelce de bir motor yıkayacağız. Yağ kaçaklarını kontrol edeceğiz. Genel bakımımız sağlıklı olacak inşallah. Tarçının üst kapağı taşlamaya gitti arkadaşlar. Ben de lambanın montajını bitirdim. Ve kontaktan yakıyoruz. Çat. Olay bu. Arkalara da kırmızı yaptım şöyle. Bu ledleri niye yaptım? Hem şık bir görüntü olsun diye hem de küçük bir araba olduğu için bazen kamyonlar fark etmiyor bizi. O yüzden bunları yaptım. Çok da tatlı oldu. Size de öneririm. Çok güzel oluyor. Bugün Antalya'da süper rüzgarlı bir hava var arkadaşlar. Tarçının yanına geldik. Ahmet Usta'm arada contalarını almış. Kendisi nerede? Gözükmüyor. Evet, bizim üst kapağımız burada. Temizlenmiş, taşlanmış. Contalarımız burada. Şu da bizim contamızmış. Yeni orijinalmiş bunlar. Şu an için topluyor bakalım. Yağ kaçağı vardı. Hatta şuradan göstereyim size. Bir mini motorumuzun içi. Bak bir yağ kaçağı vardı burada. Aynen contayı değiştirdik. Gerçi conta parçalanmış. Yeni contamız. Bu mantar conta diye geçiyor. Bir
kayışımızı da değiştirdik. Şimdi normal kayışımız da burada. Onu da değiştireceğiz. Rahat gibi motorumuz var maşallah. Ellerine sağlık Ahmet abi. Allah razı olsun kardeşim. Tarçın gibi çalışıyor değil mi maşallah? Tarçın gibi çalışıyor. Evet. Ellerine sağlık. Allah razı olsun kardeşim. Güle güle din kardeşim. Allah razı olsun abi. Arkadaşlar tarçın bitti. Motoru çok sağlıklı bir şekilde tamir ettik. Gece ışıklandırılmış halinde görmenizi istedim. Arabalar geliyor. Şöyle çekeyim size. Çok tatlı oldu. Bu haftalık da bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.